Günümüzde gerek bireylerin, gerekse işletmelerin daha fazla kazanma isteği, bireysel çıkarların her şeyin üstünde tutulması, yoğun rekabet ortamının artması, duyarsızlık gibi nedenlerden dolayı iş hayatında iş ahlakına uygun olmayan birçok olayla karşılaşılmaktadır. Toplumda ahlaki yapıda ve kültürel değerlerde yaşanan yozlaşmalar, yasal düzenlemelerin yetersizliği ya da uygulamada görülen aksaklıklar da iş hayatında iş ahlakıyla ilgili çeşitli sorunların ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır. Bu sorunları en aza indirebilmek için birey, hayatın her alanında ahlaki açıdan neyin doğru, neyin yanlış olduğu ile ilgili eğitim alır. Bu program, eğitim, iş ahlakı eğitimi, etik eğitimi, etik kodlar, etik ilke ve standartlar anahtar kavramlarını ele alacaktır. Bu programı izledikten sonra eğitim nedir, İş ahlakı eğitimi nedir? Etik eğitiminin amaçları nelerdir? Etik kodların eğitimi ve önemi nedir? Etik kod oluşturma süreci nedir? Sorularına cevap verebileceksiniz. Son yıllarda özel sektörden kamu sektörüne kadar her alanda eğitimler verilmektedir. Bu eğitimler kişisel becerileri geliştirme, iş dünyası ve sektörü daha iyi kavrayabilme, uzmanlaşma ve benzeri alanlarda olabildiği gibi etik alanında da olmaktadır. Özellikle son dönemde etik eğitiminin öneminin hızla arttığı görülmektedir. Etik eğitimiyle amaçlanan davranışlar, ahlaki davranış edinmeyi güçlendirme, ahlaki davranışları geliştirme ve ahlaki tecrübeyi arttırmadır. Eğitim kelimesinin eski Türkçedeki karşılığı terbiyedir. Genel anlamda eğitim, toplumu oluşturan bireylerin birlikte ve uyumlu bir şekilde yaşamaları için gerekli olan ortak davranışları bireye kazandırmayı amaçlar. Eğitim bireyin doğuşuyla ailede başlar. Bu nedenle aile bireyin kişiliğinin oluşması ve gelişmesinde önemli bir faktördür. Çocuk toplumda nasıl oturup kalkacağını nasıl konuşması gerektiğini, kısacası neleri yapıp neleri yapmaması gerektiğini ilk başta aileden öğrenir. Ahlaki eğitimin temelini aileden alan çocuk, okuma çağına geldiğinde bu eğitimi eğitim ve öğretim kurumlarında devam ettirir. Çocuk gelişim döneminde anne ve babasının yanı sıra öğretmenini de kendisine model olarak alır. Bu nedenle eğitim ve öğretim kurumları iş ahlakı eğitiminin geliştirilmesinde önemli bir rol üstlenmektedir. Başarılı işletmeler ahlaki bilinçlenme sağlamak, ahlaki duyarlılığı arttırmak, çalışanların karşı karşıya kaldığı çelişkili durumlarda sağlıklı bir değerlendirme yapıp doğru karar vermeyi sağlamak için iş ahlakı eğitimini etkili bir araç olarak görmektedirler. İş ahlakı ile ilgili eğitim programlarında üzerinde önemli durulması gereken noktalarsa şunlardır. Eğitim programları yöneticiler ve yönetici kadrosu dışında kalanlar için farklı biçimde düzenlenmelidir. Ahlaki problemler her zaman açık değildir ve çelişkiler içerir. Bu nedenle bu durumu izah edebilmek için senaryolar kullanılmalıdır. Özellikle yönetici kadrolarındaki kişilere ahlak konusunda kuramsal bilgi verilmelidir. Eğitim boyunca işletmenin ahlaka uygun davranışlarda bulunacağı, ahlak koduna uyulmasında işletmenin kararlı olduğu ve çalışanların etik koduna uyması gerektiği vurgulanmalıdır. İş ahlakı ile ilgili gerçek hayattan örnek olaylar sunularak soru cevap şeklinde eğitime önem verilmelidir. Etik kodlar bireylerin davranışlarına yön veren kurallar bütünüdür. Etik kodları ahlaki uyum politikalarını içerir. Bu politikalar ahlaki standartlar, temel değerler, prensipler, organizasyondaki etik uyumu ifade eden cümlelerdir yazılı ya da yazısız olabilirler. 1913 yılında J.C. şirketinin Penney fikri ve 1940'larda Johnson Johnson şirketinin etik bildirisinde etik kodlara rastlanmaktadır. 1990'lı yıllarda ise işletmeler için yazılı etik kodlar oluşmaya başlamıştır. Birçok işletme çalışanların takip etmesini beklediği işletmeye ait ilke, inanç, misyon ve değerlerden oluşan etik kodlara sahiptir. Etik kodlar, çalışanları, kanunlar, şirket politikaları ve iş ahlakı ile ilgili diğer konularda bilgilendirir. İşletmeler kabul edilen politikanın yanında çalışanların da etik kodlara uyulması ile ilgili bir anlaşmada talep edebilir. Bazı işletmelerde ise bu kodlara uymayanlar çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalabilirler. Böylesi işletmelerde etik kodlar ve oluşturulma süreçleri büyük önem arz etmektedir. Bir etik kodu oluşturulurken etik kodun şu özelliklere cevap verebilir nitelikte olması gerekmektedir. 1. uygulanabilir mi? 2. yeterince spesifik mi? 3. kolay yayılabilir mi ve 4. bir gerçekliğe sahip mi? Bir etik kodu oluşturmak için birbirini takip eden 13 aşama vardır. Bunlar bir etik kodu oluşturmak için öncelikle onay alınmalıdır. Bu onay kod oluşturulacak gruptan veya toplumdan alınabilir. İkinci aşamada kodları yazacak bir ekip oluşturulmalıdır. Üçüncü aşamada paydaşlardan etik sorunlar listesi toplanmalıdır. Etik kod oluşturmanın dördüncü aşaması etik kodun tanımlanmasıdır. Katılımcılardan etik davranış listesi toplanması beşinci aşamada yer almaktadır. Sonraki aşamada etik kodlarda tüm çalışanlar için ortak temalar belirlenmesi gerekmektedir. Etik kod oluşturma sürecinin yedinci aşaması etik kodların tasarlanmasıdır. Bunun nedeni bir sonraki aşamada diğer kodlarla karşılaştırma yapılması ve gerekli değişikliklerin yapılmasıdır. Etik kod oluşturmada dokuzuncu aşamada etik kodlar diğer gruplarla karşılaştırılır. Sonraki aşamada diğer gruplarla karşılaştırılan kodlar sıralanır. Kodlarda bir hata olup olmadığını tespit etmek için bir sonraki aşamada kodlar gözden geçirilir. Kodların çalışanlara nasıl ulaşılacağı ile ilgili kod iletişim stratejisi etik kod oluşturmanın 12. aşamasını oluşturur. İdeal bir etik davranış kodunun sahip olması gereken bir takım özellikler bulunmaktadır ve bu özellikler şu şekilde sıralanabilirler. Hazırlanma ve güncelleştirilme sürecinde toplumun büyük bir kesiminin katılımı sağlanmalıdır. Taslaklarla ilgili yorumlar dikkatli bir biçimde incelenmeli, kamuoyunun talep ve eleştirileri dikkate alınmalıdır. Eğitim, denetim ve yaptırımlarla desteklenmelidir. Açık ve kapsamlı olmalı, kolayca anlaşılabilir bir dilde yazılmalıdır. Etik konusunda belli bir standardı sağlayacak şekilde düzenlenmelidir. Etik kodlar, piyasanın aktörleri tarafından belirsiz ve karmaşık durumlarda karar vermeyi kolaylaştırmak amacıyla geliştirilen davranış kalıpları bütünüdür. Etik kodları bir organizasyonda iş görenin herhangi bir ahlaki çıkmazla karşılaştığında hareket yönünü tayin eder. Yani etik kodları gemilere yol gösteren bir deniz feneri gibidir. Etik kodların bir işletme ve çalışanlar için önemini ortaya koyan hususlara baktığımızda ise şu noktalara değinmek yerinde olacaktır. Etik kodlar, orijinal bir durumla karşılaşıldığında rehberlik görevi görür. Mesleklerin değerlendirilmesinde ve kamu beklentilerinde temel oluşturur. Organizasyon üyeleri arasında yaygın amaç duygularını güçlendirir. Meslek ünü ve kamu güveni artar. Mesleğe karşı yerleştirilen güçlü eğilimleri korur. Meslek üyeleri arasında tartışmaları düzenleme vazifesi görür. Programa etik eğitiminin amaçlarına değinerek başladık. Buna göre temelde üç amaçtan bahsediyorduk ki bunlar ahlaki davranış edinmeyi güçlendirme, ahlaki davranışları geliştirme ve ahlaki tecrübeyi arttırmaydı. Daha sonra aileden başlayan eğitim sürecini ele alıp eğitim ve iş ahlakı konusunu birlikte incelemeye çalıştık. Buradan iş ahlakı ile ilgili eğitim programlarında üzerinde durulması gereken noktalara geçiş yaptık. Etik kodların gelişimine değindikten sonra etik kod oluşturma sürecini ayrıntılı olarak anlatmaya çalıştık. Son olarak ideal bir etik davranış kodunun taşıması gereken özelliklere ve etik kodların önemine değinerek programımızı tamamladık. Bu programda eğitim nedir, iş ahlakı eğitimi nedir, etik eğitiminin amaçları nelerdir, etik kodların eğitimi ve önemi nedir, etik kod oluşturma süreci nedir sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi, işletmelerde sosyal sorumluluk ve etik ders kitabının 8. ünitesinde yer almaktadır.